Ne yalan söylüyor oğlum? Ben yalan kotamı burada harcamayacağım. 17 yaşından sonra işte babaannemin bilezik hikayesi vardı ya, ben babaannemin bileziğini çalmıştım falan. Ben o zamandan sonra yalan söylemeyi bıraktım. Ama bu sefer de tahrip edici dürüstlük diye bir şeyle karşılaştım. Bu da çok salakça bir durum. Yani sürekli doğruyu söylemek ama öyle diye insanlar var ya, ona dönüştüm böyle. Bu da çok boktan. Yalan hakkımı çocukken çok doldurdum oğlum. Mesela ben bizim evde dinozor var diye yalan söylemiş bir çocuğum yani. Yaşım da daha 11-12. Ve buna inandılar. Babama gidip demişler ki, Aydın amca, yalanımı ortaya çıkartmak için gidiyorlar babama. Aydın amca, biz dinozoru görmek istiyoruz. Babam da bozmamış, demiş ki olur da şimdi demiş uyuyordur o gün, o geceleri ayakta, o yüzden gösteremem demiş. Hakikaten inanmış da bazıları. Demişler biz sorduk babasına, var. Babamın okulunda bir dönem beni şey T-Rex diye çağırıyorlardı valla. Seviyordum abi yalan söylemeyi. Çünkü niye? İlgi. Herkes sallıyordu oğlum. Biri diyor tilki var. Biri diyor lama var. Bizim evde kangal var evde. Yani ben de diyordum madem öyle bende de dinozor var amanak. Ve herkes. Adam diyor ben 6 yaşında uçağa bindim. Babam ya da amcam kucağında kullandırdı uçağı. Ananın amı. Ben de diyordum bizim de işte Mercedes'le anlaşmamız var. Normalde bizim işte 3 tane fabrikamız var. Yersen yani. Ama bak, ben böyleydim. Fakat bazı abilerimiz ya da arkadaşlarımız çok daha iyiydi. Çok çok profesyoneldi. Benim yalanlarımı görüyorum. Bence hani 5 IQ'su olan inanmaz. Bak, bir arkadaşımız vardı. O kadar iyi ustaca kıvıran ve poker face, yani hani ya oğlum mümkün değil diyorsun ya, mümkün değil. Çünkü yaşımız da artık küçük değil, hani 16-17'yiz. Yiyemeyiz bunu hocam diyorsun. Öyle bir poker face ki yani inanmış yalanın. Opel Tigra diye bir araba almışlar abi. Araba diyor 240 yapıyor. Bir tane arkadaş arabadan çok iyi anlıyordu o. Dedi ki ben dedi bak BMW'si vardı babasının, ortaya attı. O arabayla dedi 240 yap al dedi bizim arabanın anahtarı. Attı ortaya bak. Sonra abi bak düşün, adam bu kadar iddialı. Karşısındaki de bu kadar iddialı. Bu yalan söyleyen arkadaş sıfır işte, diyor ama poker face inanmış. Ya vallahi görüyor dedi. Hatta dedi 240'tan sonra da daha dedi yer var dedi şeyde. Ne denir ona? Beygir gücünde daha güçlü olduğu için torku yüksek falan diyor böyle. Öyle demiş şey diyor. Yanda diyor küçük bir ibre daha açılıyor. Oradan devam ediyor 250'den 240'tan sonra böyle 270'e kadar dedi. Oha amına koyayım yani. Arabanın dizaynına bak. Bunu duyan bir arkadaş da kendini ortaya attı. Dedi o arabayla o ibre açılsın beni al dedi amına koyayım. Kendini attı. Ona gülüyordu. Hocam İhsan abimiz. Küçüğüz. Yaşlar kaç hatırlamıyorum. Ha böyle 14-15'iz. O da bizden 18-19. Herkes bir şey işte anlatıyor falan filan. İhsan abi dedi ki FIFA 94 dedi Dünya Kupası'nda. Bizim hatırlayamayacağımız bir dönemi seçti. Biz 3 yaşındayız daha. O yüzden sıçtık. O da 7 belki hatırlıyordur. Rivaldo'nun dedi bir şutu var. Nasıl abi? Dedi ki Rivaldo orta sahanın oralardan böyle 30-35 metre kaleye şut çekiyor. Top döne 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 gidiyor. Çok çok mantıklı buraya kadar. Sonra diyor kaleciyi geçiyor. Kale çizgisinin üstünde havada dönüyor dönüyor dönüyor. Rivaldo'nun ayağına geri geliyor. Bu Tsubasa. Aynen. Şimdi buraya kadar Tsubasa okey. İtirazım yok. Abi bak asıl mevzu bundan sonra başlıyor. Rivaldo'ya demişler ki bu kupadan sonra, bu olaydan sonra çağırmışlar. Demişler ki Rivaldo bu yaptığın fizik kurallarına aykırı, bir daha yapma. O da demiş ki tamam bir daha yapmayacağım. Sikim ya. Ananı sikim insan abi. Ciddi miyiz ya? Ya şey komik hani. Buraya kadar güzel. Ama Rivaldo'nun tamam abi yapmam tarafı. Ah be insan abi. Çok iyi abi. Ya oğlum Süpermen'sin. Uçuyor. Sana diyor ki biri atıyorum ne bileyim. Devlet kademesi seni çağırıyor. Diyor ki ya Süpermen. Biz bunu millete anlatamayız. Bu yaptığın fizik kurallarına aykırı. İnsanlar uçamaz. O yüzden uçma.
O da diyor ki tamam abi kusura bakmayın ben bir de uçayım. Ya siktir git ya. Ah. Az ya Shaquille O'nun işi. Shaquille O'nun bununla birlikte olsa nasıl olur ki? Yani bu hakikaten şey gibi. Eşi aldatabilir mi? Yok. Bence de aldatmış. Shaquille O'nun mu aldatmış? Onun karar verin. Abi bu adamla bu kadın hani şey var ya 300 Spartalı'yı izlediniz mi? 300 Spartalı'da Perslileri böyle mızrağa geçirmişler ya. Biraz öyle mi olur acaba sanki? Neyse. Okey of ya bak bana böyle şeyler, bana böyle ortaları açmayın oğlum benim kafam. Shaq büyük kadın değil. Ha okey. Evet doğru Shaq genel olarak. Ay ay. 2-16 Shaq ve 16 kadın. Zor. Vallahi Shaquille O'Neal'la da yani bilmiyorum. Shaquille O'Neal bayağı ya. Hani böyle şişe geçirme gibi bir şey olur yani. Hani hanım, soğan, domates. Hanım, domates, biber, hanım. Onun üstü Aykut ne yapıyorsunuz? Yalnız neden utanmıyorum? Çünkü benim çok daha büyük utandığım anılarım var. İnternetle ilgili benim hakkımda ne denir, ben neyimdir, sizin için ne ifade ederim, şöyle zekiyim, şöyle aptal, şöyle gudubet, şöyle seviyesiz, şöyle çok iyi, şöyle bilgili, şöyle salak, ne denirse desin. Sizin yorumunuz ne olursa olsun ama benim kendimle ilgili yorumum şu oluyor. Muhtemelen internetin evet gerçekten çok da kurallarını tanımayan ve hani kendince de çok fazla hatta %95'ini gizlemeyen biriyim. Yani samimiyet mi dersin, objektiflik mi dersin, pardon şeffaflık mı dersin bilmiyorum ama bu net. O yüzden bu anlatacağım anı, o dönem kız arkadaşım vardı. Dedim ki ben bunu anlatmak istiyorum. O da dediler ki Aykut bence anlatma. Bu kadar değil. Bu kadar olmasın. Benim içinse çok sıradan bir küçüklük hatırası ama utancı sonrası çok komik bence. Hayatımın en büyük yalın utangaçlığını yaşadığım için utanmıyorum belki de. O da şöyle. 7 yaşındayız. Hocam ilköğretim 1'iz. Tabii ki de o yaşlardaki çocuklar gibi biz de hangi organımız ne işe yarıyor bilmiyoruz yani. Hadi falan. Ona yakın bir şaşırma olacak bence. İsmini de vereyim. Atilla diye bir çocuk vardı böyle. O da benden bir yaş büyüktü galiba. Sürekli aynı ortamdayız. İşte böyle sürekli saklambaç muhabbet zaten böyleyiz yani. Herkes birbirinin götüne avuçluyor. Göte parmak, enseye tokat falan. Biz Atilla'yla pipilerimizi birbirine sürtmüştük. Rezillik. Ama 7 yaşım. Bunu şimdi yapmadık. Şimdi asıl utanç şu. Şimdi bu hafıza da var abicim. Bunu yaptık abi. 7 yaşındasın oğlum. Bilmiyorum. Ne? Açık mıydı diyor. Yok bir rezervatif taktık amına koyayım. Ne bileyim o. Böyle küçük makarna sikli iki çocuk. Böyle bir merakını giderdi. Kıvılcım çıktı. Sonra bir aşk doğdu falan. Öyle bir şey. Sonra 18-19'lu yaşlardayız. Tabii biz ondan sonra taşındık. Maşır. Kimse de o an bir anlam yüklemedi. İleride ne oluruz hani... Bu birliktelik ne kadar böyle şey düşünmedik yani. Neyse yıllar sonra bir tane tostçuya girdim ben. 18-19 yaşındayım işte. Bir garson geldi. İşte ne alırsınız? İlk aşkım. O siktir Atilla. Hadi buyur amına koyayım. Birbirimizi öyle bir görmezden geldik ki. Hani böyle bir birbirini görmezden gelme yok yani hani. Yo, beni hatırladın mı kimse diyemiyor amına koyayım. Herkes hatırlıyor mevzuyu ama o da bende herkes derken bütün şehirdeyim. O da bende hatırlıyoruz ama kimse bunu hani artık 18 ve 19 yaşındayız bu anıyı hatırlamayalım. Çünkü hatırlarsak şey gibi olacak hani unuttun mu? Bir anda böyle şey adam belki evlendi amına koyayım ne bileyim ben. Adamın eşi var çocuğu var belki baba diye geldi arkadan bir küçük çocuk. Baba bu amca kim? Ben de sordum işte. Ben dedim babanın çok eski bir arkadaşıyım. Çük kardeşiyiz biz. Ne dedi? Ne dedi? Diyebilecek hiçbir şey yok amına koyayım. Ondan sonra çük oğlan. Senin dedim adın ne? Dedim çocuğa. O da Aykut dedi. Aa. Deme çocuğunun adını Medine katar mısın? Gibi bir hikaye değil. Ama hakikaten evet o yüzden o gün hakikaten yerin dibine girmiştim yani. Çok utandım yani. O da utandı.
Ben de utandım ama herkes kendi utancıyla şey oldu. Hesap ödedim, hesabı almam dedi. Ne yapalım? Bedel ödendi aynen. Bedelini biz ödedik zamanında.